Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümle güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi siz yokken ben neler yaptım onlardan biraz bahsedeyim. İlk önce kartlarımıza biraz el attım. Çok az önceden değerler nasıldı bilmiyorum ama iki tane kartımızı şu şekilde koydum. Buna değişim atmadan koydum. Bu kartı da 3 seviye olmasına rağmen taktım. Çünkü hem saldırı, iki tane saldırı almış olduk. Hem savunma yoksa ile bekleme süresini aynı anda elde etmiş olduk. Hem de ekstra saldırı hızı geldi. Çok tatlı olurdu şuraya bir kritik hasar gelseydi ama olmadı. Yapacak bir şey yok. O kadar da sağlık olsun. Kritik hasar şu anda çok derdim değil. Hani 200 defin falan o umurumda değil benim. Kart etkilerini gör diyelim. Gördüğünüz gibi savunma yok sayımı 26 civarında gayet yeterli. Bekleme süresi 22, biraz düşük bu hesap için. Biraz daha yükseltebiliriz. Saldırılarımız ise fena değil. Fiziksel saldırı biraz düşük olsa da daha bunlar yavaş yavaş ilerleyecek. Daha yolumuz var. Biraz da işte saldırı hızı, kritik oran ve kritik hasar olması bizim için gayet tatlı oldu. YP'de biraz var. Kaçınma da var. Tüm savunmalar da var. Gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Takımımıza neler yaptık? Scream'i 6 yıldız yaptık. 57 seviye gördüğünüz gibi. Biz karakter kasmaya güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda bu bölümde 3 tane kategori 3 yapacağız. Aynen 3 tane, belki 4 tane de olabilir bu bölümde. Ona bir bakacağız. 3 tanesi zaten belli. Belki 5 bile yapabiliriz. Ona bölüm sonunda karar vereceğiz. Şu anda yapacağımız tek şey Shadowland oynamak. Hemen buraya gelmeden önce takımımıza gidelim. Scream'e bir tane özel ekipman takacağız. O da bakayım bunda ne var. Kritik hasar 140, gayet temiz. Bizim işimizi görecek bir şey. Set bonusumuz yok. Yeteneklerimiz daha bir seviye. Ekipmanlarımız 15. Detayımız da hiç güzel değil. Bekleme süremiz bile sıkıntılı. Savunma yok sayma bile düşük. Ama bunlar önemli değil. 58 seviyede yapalım karakterimizi. Zaten boyut görevinden biz bunun seviyesini fullleyeceğiz. Ve 11. kattayız. İlk 10 katı da temizledik. Onları kimle temizlediğimi bir dahaki bölümlerde gösteririm. Hemen gelelim buradan. Kimlerle temizledik onları bir göstereyim ilk önce. Bir şey olmaz. Şöyle aşağıda zaten varlar. Gördüğünüz gibi bu 10 karakteri kullandık. 3, 6, aynen 10 karakter. Keti gayet güzel. Fena değil gibi durdu. Minerva biraz sıkıntı yaratabilir. En rahat geçenler Bishop, Melek, Kidomega oldu. Human Torch da yine iyiydi. Shadow Shell çok çok iyiydi. Iron Man zaten kategori 2 olduğu için iyi. Ve Molten Man de zaten en sevdiğim karakterlerden olduğu için gayet güzel bir şekilde kat geçti. Tabii ki en sevdiğim karakter olduğu için değil de güçlü olduğu için geçti. O da yanlış anlaşılmasın ve hemen oynamaya başlayalım Scream'le. Scream gayet temiz bir şekilde burayı halledebilir ve 58 seviyede olsa iş görecek bir karakter Scream şu anda. Evet, şöyle 5'li oynayalım. Normalde rotasyonu biraz farklı ama ben biraz kafama göre oynayacağım çünkü güzel bir şekilde geçmek istiyoruz. Hemen şöyle 3 yapalım. Hemen 5'le hasarımızı verelim şöyle. 4 yapalım. Zaten son 2 karakter bunlar değil mi? Aynen. Hemen şöyle 5 yapalım. Hasarımız patlamadı. Çok da önemli değil şu anda. Gördüğünüz gibi çok çok temiz. Ben 5 yıldızken geçmeye çalıştım. Güzel bir hasar vermişti ama dedim ki gerek yok. Direkt 6 yıldız yapalım. İşimizi görelim. Zaten her şeyi çok kötü. Yani yetenekleri falan da full değil. O yüzden bence bu şekilde geçmiştir. Çok çok güzel. Şimdi burada biraz altının ihtiyacımız var. Süper kötüyle geçsek çok fena olmaz diyecektim ama elimizde güzel bir süper kötü yok galiba. Aynen. Şimdi kimi kullansam diye düşünüyorum. Hydroman'ı falan kullanmak istemiyorum ama yani ustalığını fullleyip kullansak mı diye de bir düşünmüyor değilim. Ama yok. Zaten şu an 12'deyiz. 3, 6, 9, 12, 13 karakterimiz var. 25. kata gelesim var ama gelemeyeceğiz büyük ihtimalle gibi duruyor. Hydroman'le bir denesek mi şansımızı? Gelelim takımımıza. Nerede Hydroman? Şöyle. Ustalığını fullleyebiliyor muyuz? Evet. Hemen şunu fullleyelim. Bir deneyelim. Belki şansımız yaver gider. Şöyle bunları da bir hemen 15-15 yapalım. Kaç biyometrik varmış Hydroman'de? 110 biyometrik varmış. Onu da şu anda fark ettim. Gayet iyi bu arada. Gelelim. Ekipman geliştirmeyelim.
özel ekipman kısmından keşke bir özel ekipman bulabilseydik ama dur şöyle. Özellik değişir diyelim. Belki şansımıza bir hasar arttırma gelir ve gerçekten işimizi kolaylaştırabilir. Şöyle seri bir şekilde değişim atmaya devam ediyoruz. Şöyle güzel bir tane böyle tem... Aa, hasar arttırma gelmiş. Ha şimdi geldi, tamam. Aa, hayır ya, hasar arttırma geldi, biz değiştirdik. O kadar bakmadım ki, gözümden kaçtı. Şu an bakıyorum. Hadi ya, tüh. İstediğimiz şey geldi ona da. Tamam. Daha iyisi geldi. Çok daha iyisi geldi. Olsun, 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 olsun. Tamam. Bu bir işaretti demek ki. Şimdi buraya bir şey yapmaya gerek yok. Yeteneklerinde de çok altın veresim yok. O yüzden yeteneklerini de ellemeyeceğim. Detaya baktığımızda bekleme süresi falan, bunları geç. Buradan kaçınma, kritik oran, saldırı hızı, kritik hasar veriyor, savunma falan. Evet, şurayı biraz geliştirelim. Hemen. Güzel bir şekilde. Ne oldu? Bir kere mi geliştirdik? Şöyle 18'e kadar geliştirelim. Tamam. Çok fazla şey de gitmesin. Bir yandan da bunu yapalım. Belki bu bölümü part 2 yaparız. Çok daha güzel olur bence. Bunu ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. İstediğimiz kadar. Yani 18'e kadar da geliştirebilirsiniz. 20'ye kadar da veya 15-16 diye yapabilirsiniz. Ama ben genelde 20-20 yapıyorum. Şu an niye öyle yapmadığımı sorarsanız, o da çok fazla biyometrik yok diye, hepsini harcamasın diye eşit miktarda ekipmanların seviyesini arttırmak istediğim için böyle yapıyorum. Yoksa birinde tüm biyometrikler bitebilir. Hepsi 18 olsun. Şöyle yine geliştirme diyelim. Şöyle 18'e çekelim. Güzel bir şekilde hemen devam edelim. Güzel, tamam. Kaç kaldı? 60-51 mi kaldı? Şuradan hemen bir 19 yapalım. Veya 20 yapalım. Bak çok yedi, gördünüz mü? 22. Aa, 1 yedi. Çok güzel. Tamam. Hydroman'ı de belki bu bölümde yapabiliriz duruma göre. Ben Scream'i yapmak istiyordum ama olmadı. Nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. 2 tanesini 20 yapabildik. 3.'yü yapamayacağız. Değil mi? Aynen. Yok. Hydroman'ı bu bölümde yapamayız gibi duruyor. Ama olsun. En azından güçlendirdik. Bir deneyeceğim burada. İyi olmazsa da duruma göre bakacağız. Hydroman'ın rotasyonu neydi? 3, 5, 4 müydü? Neyse, bir bakarız şimdi oynarken. En kötü değiştiririz. Sıkıntı yok. Güzel bir şekilde hemen devam edelim. Aynen, 3 ile başlayacağız. 5 ile devam edeceğiz. Sonra 4 ile. Tamam. Hemen gelsin. 3 yapalım. 5 ile hasarımızı vuralım. Şöyle 4 ile devam edelim. Bekleme süresi çok sıkıntılı olduğu için bu bizim başımıza iş açacak. 5 yapalım şöyle tekrardan, hasarımız patlasa çok temiz olur. 4 de patlasa da olur bu arada, yine hasarımızı veririz. Güzel. Şöyle 2 ile vurduk mu, şöyle 3 attık mı, bir de 5 ile devam ettik mi, hasarımız patlayacak. Güzel. Gördüğünüz gibi hasarı 5'te patlatmaya çalışın. Şu anda bekleme süresi full olmadığı için güzel bir rotasyon tutmuyor. O yüzden de sıkıntılı olabiliyor ama olsun. Gördüğünüz gibi Hydroman çok çok temiz geçti ve 25. kata gelme imkanımızı biraz daha arttırdı bizim. Gördüğünüz gibi şimdi burayı da geçebiliriz bence. Tor katını geçelim. Kimle girelim diye bakıyorum şu anda. Nick Fury belki işimizi görebilir burada şu anda. Aynen öyle, Nick Fury ile bence burayı geçeriz gibime geliyor. Ama tek sıkıntımız bekleme süresi. O da umarım sıkıntı yaratmaz. 5'te başlayalım, 4'te devam edelim. Evet, çok iyi bir hasar vermedi. Yapacak bir şey yok ona da. Şöyle 2 ile devam edelim. Yani biraz keseceğiz tabii de ama biraz sıkıntılı olacak. Ama sıkıntı yok. Yani yeni başlayanlar için sıkıntı kelimesinin pek bir anlamı olmaması lazım. Çünkü yeni başladık. O yüzden no problem. Devam edelim böyle. Evet, şöyle bir 2 kullanırsak hasar yemeyiz. Böyle 5-4 yaptık mı hasarımızı güzel bir şekilde veririz. 5 ile başlıyoruz çünkü 5 inanılmaz bir hasar artışı veriyor. O yüzden Nick Fury'nin en önemli yeteneklerinden bir tanesi 5. yetenek. Sadece kendisi için değil, özellikle biliyorsunuz, yani eskiden beri takip edenler, yeni takipçiler de olduğu için böyle söylüyorum. Skorla veya işte başmanda Nick Fury liderliğinde 5. skill ile başlıyoruz ve güzel bir hasar artışı veriyor bize.
oyuna başlarken. Neyse, güzel bir şekilde buraya da geçtik. devam edelim şöyle hemen. Burada da ışın bölümünü bence geçebiliriz. Ama kimle geçeceğiz? Işın karakterimiz Cersei var sadece. Başka da yok. Yani burayı kessek çok güzel olurdu. Diğer tarafta da ışın istiyor. Yani her türlü ışın keseceğiz. O yüzden yani ışını da keseceğiz. O yüzden Cersei'yi kullanacağım. Değil mi? Aynen. Mecburiyetten yani. Yoksa kullanmaz. Mesela ileri katları zaten Kaptan Marvel var. Ghost Rider var. O yüzden çok da sıkıntımız yok. Merak etmeyin. Özellikle şu anda ben 20 ile 25. katı düşünüyorum. Eğer kesebilirsek. Galiba 25'e gelmeyeceğiz ama. Neyse ona bir bakarız. İşte Cersei'nin ne kadar güçlü bir karakter olduğunu buradan görebilirsiniz. Kalori 2 olması bir yana çok iyi bir hasar veriyor. 3, 5, 4 rotasyonuyla. İnanılmaz. İleri seviyelerde tabi başlamana da tek atıyor veya Shadowland'da çok yüksek katları kesiyoruz. Eski rekor videolarımı izleyebilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz. 15. kata geldik. Yani burayı 15'e kadar temizlemek çok çok önemli. Gördüğünüz gibi 90 biyometrik veriyor bize. Şimdi gir diyelim. Burada burayı kimle keselim? Vision'la keseceğim büyük ihtimalle. Şu an sadece bakıyorum böyle. Aynen. Vision'la devam edelim. Shuri var. Shuri'yi bir sonraki katta kullanırız. Aynen. Hemen şöyle tamam diyelim. Bunun rotasyonu neydi? 3-5-4'tü galiba. Bayağıdır oynamadığım için karakterlerle rotasyonu unutabiliyorum. Yok. 3-4-5. Aynen. 3-5-4 değil. 3-4-5. Galiba öyle söyledim zaten. Her neyse. Şöyle 3-4-5 yaparsak fena bir hasar vurmayız diye düşünüyordum ama olmadı. Evet, sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Çünkü bekleme süresi çok sıkıntı. Şöyle 4-5 yaparsak yine güzel bir hasar vururuz. Sen de artık öl, bizi zorlama, tamam. Yani tam bir rotasyonumuz yok. Yeni başlayanlara özellikle bir rotasyon önermiyorum. Çünkü bekleme süreniz full olmayacak. O yüzden sıkıntı yaşayacağız. Burada hasar arttırma varmış ve hasar arttırmaya denk geldi. Çok çok iyi oldu. Tek atarsanız tabii ki rotasyon önemli. Orası da ayrı bir mesele. Hemen devam edelim. 16. kata geldik. Bize ISO 8 veriyor. Çok güzel. Burayı temizleyeceğim. Kimle temizleyeceğim? Onu da bir bakayım. Iron Hammer'la burayı bence hallederiz. Shuri'ye çok güvenemedim şu anda. Büyük ihtimalle Shuri'yle kat geçemeyeceğiz ama bir bakacağız ona da. Tabii Iron Hammer'da ne kadar rahat geçecek ona da bakacağız. Hemen şöyle 5 ile başlayalım. 4 ile devam edelim. Evet, çok bir hasar veremedik. 3 ile devam edelim. Şöyle 2. Burada bir hasar yediğiniz var ya, bunlar affetmiyor. Gözünün yaşına bakmıyor gerçekten. Paramparça, parampirçik ediyor bizi. Hemen şöyle 5. Biraz da Jessica'ya hasar versek çok temiz olacak. Çünkü ölmek bilmiyorlar. Dokunulmazlığı bir açtı mı hasar veremiyorsun zaten. Şu anda Jessica'ya güzel bir hasar vereceğimi düşünüyorum derken aynen. Artık Shiyalk'ta bir ölseydi kurtulsaydık ondan. Aynen, çok güzel. 16. katı da temizledik. Yani eski, yani yan hesabım diyeyim ben artık buna, yeni başlayan hesabı demeyeyim. Çünkü hesapta 2 kategori 3 var. Yaptığımız önceden kategori 2'ler var. Yani katı 20. katlara gelmek gayet doğal gibi gözüküyor şu anda. Burada sadece öylesine bir Shuri deneyeceğim. Hasar nasıl diye. Bu arada ışın karakteri gerekiyor. Tür avantajını bilmeyenler olabilir. Oyunda 4 tane tür var. Çevik, dövüşçü, ışın ve evrensel. Bunların birbirine karşı avantajı var. Hangisi hangisinin daha fazla hasar vuruyor onu bilin. Ben şimdi söyleyeceğim ama burayı kesebilecek miyiz ona da bir bakacağım. Tekrardan 5 yapalım. Keseriz ama 3 dakikamızı falan alacak büyük ihtimalle. Olsun. Şurayı güzel bir şekilde halledelim. Sıkıntı yaşamadan. Yaşarsak da ben zaten burayı keserim büyük ihtimalle. Boşu boşuna izlettirmem size. 5-4 yapalım. Zaten izliyorsanız da büyük ihtimalle kesmişizdir biz burayı. Şöyle 1-5 yapacağım yine. O dokunulmazlığı açmasan çok iyiydi. Şöyle. Işın karakterler, dövüşçü karakterleri çok fazla hasar vuruyor. Çevik karakterler, ışın karakterleri çok fazla hasar vuruyor. Dövüşçü karakterler de çevik karakterlere fazla hasar vuruyor. Evrensel karakterler de herkese eşit derecede vuruyor. Haberiniz olsun. Yani her türlü güzel bir şekilde vuruyor evrensel karakterler. İlerleyen zamanlarda ben daha farklı şeyler de anlatacağım zaten.
Onu da göreceksiniz. Bazı katlarda işte evrensel karakterlerin çok çok büyük önemi oluyor ve avantajı oluyor. Onları da anlatırız yeri gelince. Şöyle gördüğünüz gibi siz burayı büyük ihtimalle artık izliyorsunuz çünkü çok rahat bir şekilde kestik. Biraz zaman aldı ama Shuri'yi ben her zaman oyun başında öneriyorum. Hem güçlü bir karakter hem de hem de yancı bir karakter. Bu çok çok önemli. Hem yancı olup hem güçlü olması, yani Shadowland'da işimize yaraması çok iyi. Mesela Phil Coulson var, çok iyi bir yancı ama Shadowland'da işinize yaramıyor çünkü hasarı çok çok düşük. Shuri buradaki karakterler arasında ilk böyle güçlü olanlar arasında, yani şöyle söyleyeyim. Biyometrik seçici karakterleri, kostümsüz halleri çok güçlü değildi eskiden. Ama zamanla hemen şöyle ittifaka gelelim. Bu arada bölümümüzü yavaştan bitirdik. Dükkan kısmına gelelim. Shuri'den itibaren, yani bakayım şöyle gelelim. Aynen şöyle şöyle şöyle. Yani Robbie Reyes zamanında bayağı iyiydi. İşte Crystal falan bunlar iyiydi ama oyun hani Shuri'den sonraki tüm karakterler, özellikle işte Sally Skull'u, Goliath, Iron Hammer'dan sonrası hepsi inanılmaz bir seviyeye çıkmaya başladı. İşte Shadowland'da hesabın seviyesine göre 60, 70, 80. katları keser hale geldiler. Özellikle mesela Cathy'yi çok denemedim ama denersem veya haber alırsam söylerim. İşte Cersei, Scream ve Scarlet Spider'ı biz çok yüksek katlarda kullanmıştık. Bunlar çok çok güçlü karakterler ama Shuri öncesi karakterler, bundan önceki karakterler çok güçlü karakterler değildi. İnanılmaz iyi karakterler değildi. İşte bunun temel sebebi ne? İşte hasar artışı olmuyordu. Yani hasar artışı derken tüm saldırılarda artış özelliği olmuyordu. Dokunulmazlık olmuyordu. Iframe olmuyordu. Bu yüzden karakterler çok iyi olmuyordu. Iframe ne demek? İşte karakter size saldırırken hasar almıyorsunuz. Nasıl yani? İşte yeteneğini iptal ediyor. Iframe ile ilgili bir videom var zaten. Orada anlatıyorum. Bakabilirsiniz kanaldan. Onun haricinde böyle yani. Shuri o yüzden benim oyunda ilk başlarda en sevdiğim karakterlerden bir tanesiydi. Hem hasar olarak güzel hem de yancı olduğu için çok çok seviyorum ve öneriyordum. Tabii şu anda son gelen 5-10 karakter çok inanılmaz seviyede olduğu için Shuri'yi çok fazla önermiyorum. Zamanla onu da kategori 2 yaparsınız ama zaten buradaki karakterler için bir tane videomuz olacak. O da ya sonraki video ya ondan sonraki video olacak. Büyük ihtimalle bir dahaki videoda şimdi büyük ihtimalle spora gideceğim. Oradan sonra geleceğim. Part 2'yi çekeceğim. Burada da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ondan sonra da takımımızdan diğer kategori 2'leri diğer videoda yaparız. Daha temiz olur. Bu şekilde bu videoyu bitirmiş olalım. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.